Ederim. Biraz da evi yorumlayalım mı hanımlar? Evet. Yorumlayalım. Yorumlasınlar. Sen başlayabilir miyim? Hadi başla bakalım ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu hafta giyimi kuşamıyla konuşulan Zeynep Hanım, anlaşılan bugün de salon dekorasyonuyla konuşulacak. Epey bol eşyanın yer aldığı bu mekanda payetli yastıklar yarışmacımız gibi göz alıcı görünüyor. Avizeleri odaya uygun bulduk ancak perdeler bize pek uyumlu gelmedi. Bakalım gelinler neler diyecekler. Çok, benimkinden çok çok fazla aksesuar var. Gözümü birazcık yordu. Evet, doğru. Ama genel olarak eşyaları tam onun tarzına göre. Bu arada gelin evi Show TV yazmış. Çok teşekkür ederim nezaketinden dolayı. Çok hoşuma gitti. Çok naziksin Zeynep Hanımcığım. Allah razı olsun. Gördünüz mü kızlar? Evet. Ne kadar cici, ne kadar şık. Gerçekten. Teşekkür ederiz ekip arkadaşlarım adına. Sağ ol. Evet ben Miray devam et. Bu kadar yorum. Bu kadar. Evet. Zeynep. Ben söz alabilir miyim? Ve söz Damla. Evet. Evet Damla. Bana çok karışık geldi. Evet çok ayrı ayrı çok güzel objeler var. Özellikle bu şeye çok bayıldım. Bunu çok güzel olmuş. Bu çok güzel. Bu değil mi? Evet, çok güzel. Bunu siz mi yaptınız yoksa? Kolyemi koparttım oralara bak. Hürrem gibi süsledim elmaslı görünsün. Şu çaydanlık da demliyormuşsun çay. Bildiğin değil mi çaydanlık? Çaydanlık evet demliyormuş. Onun evet, altı da vardı. Yaramaz yeğenim top oynadı, kırdı. Evet. Ben o şekilde değerlendirdim. Çok sevdiğim 21 yaşında olan bir obje. Bir şey daha dikkatimi çekti. Evet. Benim yatak odamdaki halıya dediler ki çok karışık ve define haritası gibi dediler. Ama bu halı daha karışık bence yani. Senden başlayalım Gizem. Çok ağır buldum yani. Ha. Ondan sonra ilk önce halısından başlamak istiyorum. Define haritası gibi. Bence bunu saralım, katlayalım. Yani sizin mutfağınızdaki kilimden sonra bence benim halım çok güzel. Bilmiyorum arkadaşım ne diyecek ama bu halı bana daha çok karışık geldi. Benim odamdaki halıdan. Evet. Yani bir de ben tavanı çok beğendim. Çok güzel tavan. Tavanı beğendi. Evet. Tavan gerçekten aynen. Özel bir motif çalışması yapılmış. Bunu siz mi yaptınız, yaptırdınız mı Zeynep Hanımcığım? Aslanımcığım bunlar renkli olarak satılıyor. Bu bildiğiniz altın varaktı. Evet. Bildiğiniz şu çaydanlık gibi. Evet. Ben bunu salonuma uydurmak için bir de pes pembe de şeyleri vardı, çiçekleri vardı. Hmm. O çiçekleri tek tek ben boyadım. Bazılarını varaklı bıraktım, farkındasınızdır zaten. Evet. Diğerlerini hep gümüş boyadım. Tamamen işçiliği bana ait. Sen yaptın. Çıtaları ben boyadım. Satılıyor, güzel görürler misin? Bilirler. Hepsini, hatta yaptığımın da orada videosu var, spreylerle, sprey boyalarla. Eline önce sağ. Beyaza boyadım, sonra gümüş dokunuşlar yaptım. Zeynep Hanım'ın tavanı kendi yapması çok güzel olmuş, ellerine sağlık, çok emek harcamış. Gerçekten de çok güzel olmuş, ben de çok beğendim. Tavanını şaşırdım, bir insan tavan yapmak aklına nereden gelebilir? Gerçekten hayret doğrusu. Perdeleri nasıl buldunuz kızlar? Perdeler de çok karışık bence. Çünkü evde çok aksesuar var. Çok ben aksesuar. Düz perdeyi tercih ederdim. Yani fon olmasa mıydı diyorsunuz? Evet, bence fon olmasaydı daha güzel Yok, olabilirdi. Yok, bence fon olabilirdi ama şey, altındaki şu, stor galiba storu düz olabilirdi. Burası stor biraz olmayıp, tavanla uyum içinde olmuş evet, sanki değil mi? Ben bunları çok görmek karışık istemezdim. Değil. Sadece stor olabilirdi. Bu ev çok kokuş gerçekten. Bunu beklemiyordum. Daha böyle eski insanların hani yaşadığı bir çiçekli böcekli bir ev bekliyordum. Ama her yerde bir aksesuar. Kadın tavanı bile boyamış yani. Her yerde el emeği, el emeği, el emeği. Onu boyadım, bunu boyadım, onu boyadım, bunu boyadım. Delirecektim. Genel olarak çok karışık buldum. Ama saati çok dikkatimi çekti. Saati ilk kez gördüm böyle bir saat çünkü. Çok havalı duruyor saati. Şimdiye kadar aynılığı beğendin ama çok farklı durduğu için beğendim. Ya çok farklı objeler var, çok karışık içerisi. Hem gold hem gümüş. Çok abartı buldum ben mesela evet. Ürünleri. Peki şey, yemek objeleri. Bölümünü nasıl buldunuz? Yemek masası, vitrinleri nasıl sizce? Bence vitrinleri çok güzel. Hatta içindeki şurada antikalarını gördüm, onlara bayıldım. Onlar da çok güzel. Eskitme tarzı. Evet, evet, eskitme. Şimdi ben bu masa ve vitrinin fiyatını soracaktım ki şöyle bir boyasına baktım. Acaba siz mi boyadınız? Tabii ki de. Bak. Siz evet. Mi boyadınız? Böyle bir beyaz mobilya gördünüz mü bu devirde? Bu böyle tarz bir mobilya gördünüz kırık, mü? Kırık beyaz. Evet. Tavanı da sen yaptın. Alaçatı beyazı.
Aynı anda mı boyadın? Şöyle söyleyeyim. Benim mobilyam 25 yaşında canlar. Evlendikten bir yıl sonra eşim aldı, Allah razı olsun. Ve bildiğiniz ceviz rengi. Evet. Ben 4 yıl önce onu boyadım. Üzerine şu ağaç deseni, tarak diyoruz buna. Evet. Tarak modeliyle desenlerini verdim. Ne maharetli kadınsın Zeynep. Yani bildiğiniz ceviz rengini beyaza çevirdim. Bu aynaların fiyatı nedir saatin yanındaki? Bu aynaları nasıl yaptık desek mi? Yok canım. Siz mi yaptınız? Ben bu aynalardan gördüm ama. Evet. Siz mi yaptınız? Evet, bohem tarzı bir ayna. Fiyatını duyduğumda dudaklarım uçuklayacaktı. Evet. Sonra yanına gittim. Ne varmış ki bunda dedim. Ha. Tabii mağazaları var, bu ürünler satılıyor. Aynacı var, çerçevecisi var. Aynanın yanında çerçevesi de var. Tamam. Gittim, anlaştım. Tanesi, bir tanesi 4 sene önce, fiyat vereyim mi? Ver, 749 liraydı 4 yıl önce. 4 yıl önce. Evet. Ben 2 tanesini 600 liraya yaptım. Mal ettin. Evet. Seni tebrik ederim. Peki saati? Macerim duymasın, şekeri çıkar pasteli. Macerim duymasın, şekeri çıkar pasteli. Duymasın aramızda. Şekeri çıkar, o hala bilmiyor. Ne diyorsun ya? Bak erkekler öyle her şey bilmiyor. Aynen. 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 Bilmiyor. Herkes yeter. Evet. Öyle söylemeyelim. %50 indirim vardı. Ha, çok ekonomikti. Sonra aramızı hallederiz tamam, kızlar. Peki. Koltuklar? Şaka şaka. Evet, ben şimdi gerçekten %50 indirim vardı. 799'a aldım. Güzel bir indirim yapmış. Çok güle güle kullan. Kızlar da beğendi. Aynen, çok güzel. Teşekkür ederim. Aynalı. Çok ben teşekkür ederim. Koltukların fiyatını merak etti hanımlar. Evet. Koltuklarım üst segment bir model. Viskolex yastık. Çok pahalıydı. Neydi? 12 bin liraydı. Ama o zamanın parasıyla. Bir özelliği var. Ömür boyu garanti. Asla süngeri çökmeyecek. Ve kumaş potluk yapmayacak. Biz oturunca çöküyoruz. Kumaşta potluk yok mu sence? Şöyle isterseniz hemen göstereyim. Bu bütün koltuklarda var. Ama bir ömür şöyle yaptığınızda düzelecek. Peki ben bir şey daha sorabilir miyim? Buyur tabii ki. Şimdi ben evin her yerinde ışık görüyorum. Orada mumlar var. Orada evet. Abajurlar var. Orada bir lambader var. Orada lambader ondan var. Ondan sonra... Bana orada avize var. Orada aynen bu seviyor. Evet. Şöyle hepsini çok aynı an, hepsini aynı anda kullanmıyorum. Evet. Mumlarımı sizin için aldım. Orada başka şeyler vardı. Kaldırdım onları. Size yaktım. Şıkkı olsun diye. Onları sadece obje olarak kullanıyorum. Çünkü evet. Orada elektrik yok. O sadece hı-hı. Süs duruyor. Koltuklar ömür boyu garantiliymiş. Yani bizim bile ömür boyu garantimiz yokken koltuklar nasıl ömür boyu garantili oluyor? Orada biraz kafam karıştı. Koltuklar ömür boyu garantili diye bir cümle kullandı. Herhalde evladiyelik demek istedi. Uzun zaman bir koltuk almayacak sanırım. Size ben şu örneği vermek isterim. Ben sosyal medyayı kullanıyorum evet ama neyi nasıl yapabilirim diye de kullanıyorum. Hepsinin bunların anlatan ne kullanmalısın, nasıl yapmalısın, nasıl evet. Şeyleri değerlendirebilirsin, eskiyi nasıl yenileyebilirsin diye videolar var. Ya bu tamamen insanın içinde olacak. Evet. Yapmak isterse işte araştırıyor yaşınız kaç olursa olsun, gerçekten, ne olursa olsun. Aynen. Beceriyor, yapıyor. Aynen değil mi? Öyle. Seni tebrik ediyorum. Sen aynen nasıl çeyizini aynen. Kendi ellerinle yaptığın bir sürü iş vardı. Gerçekten bu genç yaşına aynen. Rağmen beni çok şaşırttın. Yeter ki insanın içinde olsun, yapamayacağı hiçbir şey yok diyelim ve biz senin mutfağına geçelim mi artık? Hadi bakalım yeni sürprizlere hazır olun canlar. Çok aynen. Merak ediyoruz valla.